Bundan aylar önce bir arkadaştan şöyle bir mesaj aldım. Hocam bilinçsiz olarak steroid kullanıldım. Bırakalı 4-5 ay oluyor. Bu süre içinde aşırı agresiflik, anlık duygu değişimi ve depresyon hali mevcut. Çok ağır eleksiyon problemleri yaşıyorum. Kadınlarla iletişimde sorun yaşamıyordum ancak bu süreçte kafama çok taktığım için bayağı problem yaşıyorum. Maddi olarak çöküşteyim. Son iki uzun süreli ilişkimde de aldatıldım. Ailem dağıldı. Yakın iki arkadaşım ve abi dediğim biri öldürüldü. 15 yaşında aile evinden ayrılıp başka şehire yerleştim. Birçok problemle karşılaştım fakat hiç pes etmedim. Hep üzerine gittim. Kendime bildim bileli bu ortamın içindeyim. Kendimi başka alanlarda geliştirmeye vakit bulamadım. Çok dipseymişim gibi hissediyorum. 21 yaşındayım. Kendimi bu negatif durumun içinden çıkartmak için ne yapmam gerektiğini pek bilmiyorum. Nereden başlamalıyım diye düşünürken bir sürü düşüncenin içinde boğuluyorum. Psikolojik, psikolojim anormal derecede bozuk kendimi ilaçlara vermek istemiyorum. Bu mesajı maalesef görememişim. Bana gelen bir sürü mesajların içerisinde kaybolup gitmiş. Geçenlerde DM kutumu bir inceledim bizim henüz mesaj vermediğim herkesin mesajlarına cevap vermeye çalıştım. O esnada da bu kardeşimizin aylar önce bana böyle bir mesaj attığını gördüm. Şimdi bu mesaja baktığımız zaman bayağı depresif bir adamla karşılaşıyormuş gibi hissediyoruz. Yani belki de şu adam şu sorunlarını bana bir DM kutusuna Twitter'dan değil de psikiyatristine anlatsaydı hemen en kısa sürede beyin bulandırıcı ilaçlar kendisine yazılmış olurdu. Ya da bir psikoloğa falan gitseydi haftada 2-3 seans saatlerce çocukluğunda yaşadığı travmaları falan konuşmak zorunda kalırdı. Peki bu arkadaş bana bu soruyu soralı ve bana hayatında yaşadığı bu problemleri anlatalı üzerinden 3-4 ay geçmiş. Bu durum akıllara şu soruyu getiriyor. Acaba bu arkadaşımız şu an nasıl gidiyor hayatı? Şu an nasıl hissediyor? Şu an nelerle meşgul? Hala aynı problemlerle karşı karşıya mı? Çünkü 3-4 ay relatif olarak uzun bir süre ve burada öyle problemlerden bahsetmiş ki akşamına eve gidip melankolik bir müzik açıp şarap eşliğinde intihar mektubunu yazarak kendini öldürecekmiş gibi bir profil çizmiş burada. Ben de haliyle kendisine sordum bunu aylar sonra gördüğümde nasılsın, iyi misin? Mesajına geç cevap verdiğim için de kusura bakma dedim. Sonra bu arkadaştan aldığım mesaj beni şaşırttı. Bana ona yazdığım için teşekkür etti ve daha iyi olduğunu hayatındaki her şeyin de yolunda olduğunu söyledi. Bu kadar depresif bir mesaj atan bir adamın 3-4 ay sonra hayatındaki her şeyin yolunda olduğunu söylemesi de beni haliyle şaşırttı. Biraz konuştuk. Anabolik steroidlere bu kadar erken bir yaşta bulaşmakta ne kadar büyük bir hata yaptığının farkına varmış ve bana aylardır sigara dahil neredeyse hiçbir şey kullanmadığını söyledi. Ve ardından söylediği mesajları da size harfiyen okuyorum. Size yazdığımı bile unutmuşum. Mesajları temizliyorum normalde Yazınca bir garipsedim. İzmir'deyim şu an. Gece gündüz çalışıyorum. Saçma sapan düşünceleri düşünüp kendimi harap edecek vaktim bile yok. Ve güzel bir ilişkim var. O düşüncelerden çıkınca hayat normal akışına tekrardan giriyormuş. İşte arkadaşlar gördüğünüz üzere çoğumuzun depresyona girmesinin asıl sebeplerinden bir tanesi zihnimizdeki negatif düşünceleri kontrol edememek ve hayatımızı doğru bir şekilde meşgul edememek. Çoğumuz bomboş bir hayat yaşıyoruz. Hayatta hiçbir amacımız ve gayemiz yok. Hayatımızı geliştirmek ve güzelleştirmek için yaptığımız hiçbir şey yok. Ve sonra depresyona girdiğimizde neden depresyonda olduğumuzu merak ediyoruz. Bunun havadan kapılan bir hastalık ya da genetik bir problemden kaynaklandığını falan düşünüyoruz. En azından modern psikoloji bize bunun böyle olduğunu söylüyor. Halbuki çoğunuzun depresyonda olmanızın sebebi depresif bir hayat yaşamanız akıl ve ruh sağlığı en düzgün adamı alın, sizin hayatınıza koyun, aradan birkaç hafta geçsin o da depresyona girmeye başlar. Bu yüzden sizin depresyondan çıkmak için yapmanız gereken şey bir terapi koltuğunda saatlerce problemleriniz hakkında konuşmak ya da beyin uyuşturucu ilaçlar alarak problemin kendi kendiliğinden çözülmesini beklemek değil. Aksiyon almak, harekete geçmek, bir şeyler yapıp hayatınızdaki sorunları ve sizi depresyona sürükleyen hayatınızı daha sağlıklı, daha aktif, daha adrenalin dolu ve eğlenceli bir hayata dönüştürmek ve her gün bunun için aktif olarak çabalamak, kan ter ve gözyaşı dökmek, daha iyi bir hayat için savaşmak, mücadele vermek çaba göstermek erkeklerin daha iyi hissetmesini sağlıyor. Çünkü hayat için çabalayıp fedakarlık gösterdiğimizde yaşadığımız hayat bizim için daha kıymetli bir şey haline geliyor. Oturduğumuz yerden tüm gün bilgisayar oyunları, oyunları oynayıp anime izlediğimiz zaman hayat için hiçbir çaba göstermediğimizden dolayı yaşadığımız hayatın bizim gözümüzde bir kıymeti kalmıyor. Bu arkadaşın bana yazdığı mesajlarda depresyondan nasıl çıktığına dair çok ince bir mesaj var. Dikkat ederseniz bir daha okuyorum. Adam İzmir'de olduğunu, gece gündüz çalıştığını ve bu sebeple saçma sapan düşünceleri düşünüp kendini harap edecek vaktinin bile olmadığını söylüyor. Ve bu süreçte güzel bir ilişkisi olmuş, bu düşüncelerden çıkmış ve kendisini meşgul etmesi sebebiyle ve hayatı normal akışına tekrardan girmeye başlamış. Neden? Negatif düşüncelere ve bu sarmala girip kendisini harap edecek vakti dahi yok adamın. Sürekli meşgul, sürekli çalışıyor ve bu yüzden zihninin o negatif sarmala girecek vakti, imkanı ve enerjisi kalmıyor. Ve bu sebeple daha sağlıklı düşünmeye başladığında hayatı normal akışına geri dönmeye başlıyor. Arkadaşın depresyonda olduğunu söylediği mesajlara bakarsak neden depresyonda olduğunu gösteren bir sürü işaret var. Bir kere maddi olarak çöküşte olduğunu söylüyor. Ve maddi olarak çöküşte olmasına rağmen bilinçsiz olarak steroid kullandığını söylüyor. Bir kere bu ilaçları kullanan adamlar hormonal sağlıklarına ve diyetlerine ciddi bir para yatırıyorlar. Sürekli kan testi oluyorlar, sonuçlarını inceliyorlar, diyetlerine çok dikkat ediyorlar ve steroidin yan etkilerini azaltmak için farklı ilaçlar da kullanıyorlar sanırım. Yani bu işe girmek bir kere ciddi para istiyor. Arkadaşın parası yok, parası olmamasına rağmen böyle bir olaya girişmiş, hormonal sağlığı da tehlikede, Aile evinden ayrılıp başka bir şehire kendi başına yerleşmiş. Düzeni bozulmuş, bu her zaman erkeği depresyona sürükleyen zor süreçlerden bir tanesidir. Ve en önemlisi şunu söylüyor. Çok dipteymişim gibi hissediyorum, 21 yaşındayım, kendimi bu negatif durumun içinden çıkartmak için ne yapmam gerektiğini pek bilmiyorum. Nereden başlamalıyım diye düşünürken, bakın, nereden başlamalıyım diye düşünürken, ne burada bir aksiyonsuzluk hali e, durumundan söz ediyoruz. Adam aksiyon almaktansa oturup düşünüyor ve düşündüğü için diyor ki bir süre düşüncenin içinde boğuluyorum. Psikolojim anormal derecede bozuk. Anladınız mı buradaki sarmalı? Bu arkadaş depresyondayken aksiyon alıp harekete geçmektense oturup düşündüğü ve kendisini o negatif düşünceler sarmalının içine hapsettiği için aslında psikolojik anlamda bu uğranlara giriyor. Fakat bunu yapmayı bırakıp aksiyon almaya ve kendisini negatife düşemeyecek kadar meşgul etmeye başladığında ise Sorunu mucizevi bir şekilde çözülüyor. Bu arkadaşımızın problemleri, beyninizi yok eden, sinir sisteminizi bozan ilaçlar ya da bir psikoloji uzmanı olduğuna iddia eden bir kişinin size sorduğu sinir bozucu sorular sayesinde değil, bu arkadaşın aktif bir şekilde aksiyon alıp harekete geçmesi sayesinde çözülmüş. Depresyondan kurtulmak için sizi depresyona sokan hayatınızı değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu işin tek yolu bu. Ve bunu yapabilmek için de önce sizi bu negatif sarmala sürükleyen düşüncelerden bu düşüncelere maruz kalamayacak kadar meşgul bir adam olmanız gerekiyor. Bu arkadaşımızın hayatı belki şu anda güllük gülistanlık değil. Gece gündüz çalıştığını söylüyor. Bu muhtemelen onun için çok yorucu olmalı. Fakat buna rağmen eskisinden çok daha iyi hissettiğini söylüyor. Şimdi bir sevgilisi varmış ve şu an ruhsal anlamda çok daha sağlıklı birisi. Çoğunuz kendinizi yeterince meşgul etmediğiniz için depresyondasınız. Halbuki bir fabrikaya girip arabanın altına yatıp parça değiştirmeyi falan öğrenseniz belki de daha iyi hissedeceksiniz. Ve çoğunuz haddinden fazla rahat hayatlar yaşıyorsunuz. Sürekli uyuşturucu bağımlısı gibi dopamin kovalıyorsunuz ve böylelikle hormonal dengenizi bozuyorsunuz haddinden fazla dopamin peşinden koşarak. Böylelikle aldığınız dopamin ne kadar yüksek olursa olsun size yeterli gelmiyor ve daha fazlasını isteye isteye, isteye akli dengenizi kaybediyorsunuz. Halbuki dopamini kovaladığınız kadar gönüllü olarak acının ve disiplinin de peşinden koşsanız en küçük şeylerden dahi daha fazla mutlu olduğunuz bir hayata ulaşacaksınız. Sabahtan akşama kadar bir demir otölyesinde kir, pis ve toz içerisinde çalışan adam bütün gün bilgisayarı başında oturup anime izleyip bilgisayar oynayan ve sürekli ot çekerek kendisini uyuşturmaya çalışan adamdan daha mutlu. Çünkü ikinci adamın hayatı daha rahat, haddinden fazla rahat, gereksiz rahat. Adamın hayatında hiç sorumluluk yok, hiç zorluk yok, hiç stres yok. Öbürünün hayatındaysa zorluklar var, stres var, mücadele var. Ve bu yüzden birinci adam daha mutlu hissediyor. İkinci adamsa depresyonda. İkinci adamın sorunu terapik olduğunda ya da psikiyatrik ilaçlar sayesinde çözülmeyecek. Ancak hayatını yeterince meşgul edebilecek iradeyi ve disiplini gösterdiği zaman çözülecek. Tekrar ediyorum çoğunuz depresyondasınız çünkü yeterince meşgul değilsiniz. Yeterince fazla problem, sıkıntı ve stresle baş etmiyorsunuz. Erkekler sorun çözücü canlılardır. Hayatımızda ne kadar fazla problem varsa ve onları ne kadar çok çözersek, ne kadar stresin üstesinden gelirsek o kadar mutlu, huzurlu ve yaşıyor gibi hissederiz. Bu yüzden sağlıklı seviyelerde stres stresli olmanız hayatınızda stresin olması iyidir. Hayatında hiç stres olmayan adamsa çok kötü bir hayat yaşıyordur. Sıkıntıdan patlayacak ve canını alacak seviyeye gelmiştir. Böyle bir adam hayatının anlamını sorgular ve yaşama sevincini kaybeder. Erkekler için yaşamanın anlamı savaşmaktır, mücadele etmektir, fethetmektir. Bu kadar sizin adınıza milyonlarca yıl öncesinden beri karar kılınmıştır. İşte bu yüzden bir erkek olduğunuzun ve bir erkek doğasına sahip olduğunuzu ve bu doğaya uygun bir derecede yaşamanız gerektiğinin farkına varmalısınız. Bu gerçeklerden kaçtıkça daha fazla mutsuz olacaksınız, daha fazla depresyona gireceksiniz ve hiçbir miktarda uyuşturucu sizin bu gerçekten tamamen kaçmanızı sağlayamayacak. Kendinizi meşgul edin, bir işe girin, bir zanaat öğrenin, kendinize hedefler belirleyin. Bunlar küçük hedefler olabilir. Mesela bir eve çıkacağım, kendi evimde yaşayacağım ya da kendime araba ya da ev alacağım ya da başka bir şey. Bu hedefler herkesin hayatına göre değişiklik gösterebilir. Ama bir hedefiniz olsun ve o hedefe doğru sistematik bir şekilde çalışın. Kendinizi meşgul ettikçe ve bu meşguliyetlerinizle mücadele etmek için tüm zamanınızı harcadıkça depresyondan ve depresif hislerden o kadar çabuk ve hızlı bir şekilde kurtulacaksınız ve hayatınız o kadar hızlı bir şekilde dengeye ve düzene girmeye başlayacak. Umarım bu arkadaşın yazısı benim açıklamalarımla birlikte sizin için yeterince ilham verici bir içerik olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak destekçilerim Mert Akman, Alper Kultufan, Baranimo, Fetih, Uleke, Şevket Arslan ve Oğuz Can Altıntepe ve biladerlerim Ali Niziplioğlu ve Mehmet Emir Cengiz'e teşekkür etmek istiyorum. Bu içeriklerin üretilmesini bir miktar sizler sağlıyorsunuz arkadaşlar. Sizin destekleriniz sayesinde daha fazla ilerlemeye ve daha fazla içerik yapmaya motive oluyorum. Bu yolculukta benimle birlikte yürüdüğünüz için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ve beni izleyip içeriklerimi takip eden herkese de tekrar teşekkür ederim. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bizlere yardımcı olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.